Merhaba dostlar. Daha önce sevgili 60 yıllık makinistimiz Ali Koçoğlu Bey ile filmin hikayesini, sinemanın hikayesini, yani sinema seyirciye ulaşana kadar neler yaşanıyor? Elleri yanmıştı. İşte Yavuz Hoca buraya geldi, sonra biz de geldik. Yani bizden sonra o geldi. Sonra onu takip ederek böyle tren gibi gidiyoruz. Destekleyerek burayı sinemayı yaşatmak için. Film kopuyor, nasıl oluyor? Onları yaşattık. Şimdi amfi kısmı kalmıştı, yani sesin aktarılması. Malatya'ya gidiyoruz önce. Biliyorsunuz Ali Bey'in hikayesi Malatya'da başlıyor çok küçük yaşlarda. Kaynarca sineması. Kaynarca sineması. Sene kaç başlıyoruz, sizde söz. Nasıldı ses aktarımı, yansıması? Buyurun efendim. Şimdi, Malatya'da Kaynarca sinemasında bir amfimiz vardı. Amfimizden sonra bir de makinemiz vardı. O sesi Dolby'di sadece, yani dijital yoktu. Sadece amfiden perdeye veriyordu. Perdede insanlar geliyorlardı, oturup filmi seyrediyorlardı. Amfimizin sesini, makinenin sesi, eksisyon vardı makinede, ışık vardı. Bu eksisyon da amfiye gelirdi, amfiden perdeye giderdi. Eksisyon vardı. Evet. Makinelerin önünde ışık yanardı. Film geçerken filmin ses bantı vardı. Saliseler oluyor değil mi bu? Tabii, ben sana göstereceğim. Yani ses bantı var yani filmin üzerinde. Filmin üzerinde ses bantı var. Evet. Filmin yani stüdyodan seslendiriyorlar ya. Evet. Dublaj yaparken ses bantı var. Filmin sağ tarafında ses bantı. Tamam. Bu ses bantıyla ışığı açıyoruz. Ekstasyon lambasını. Üzerine düşüyor sesi. Bunda makineye, amfiye geliyor. Amfiden perdeye giriyor. Hemen şöyle dönüyoruz efendim. Evet, şimdi modernin işte burası reji odası. Hani siz arkanızı döndüğünüzde ışıklı küçük kutunun olduğu yer, yansıma hani. Evet. Hani eskiden bağırıyorlardı değil mi? Evet. Film koptu, alkışlıyorlar. Evet. Şimdi filmler eskiden siyah beyazdı. Diş kırıkları olurdu. Biz otururduk. Filmin yani bobinatörüm vardı. Neyle yapıştırıyordunuz onu da? Asistonla. Bak, asistonu böyle filmi kazıyordum beni. Birbirine ucuna getirdim. Asistonla alıyordum. Şişem vardı. Yapıştırıyordum. Yapıyordum. Kopmasın diye. Sonra filme başlarken el kopmasın diye kontrol ederdim yani. Bobinatörüm vardı yani, benim film sarma bobinatörüm vardı. Onu diş kırıkları olduğunu temizliyordum. Yani filmi normal, yani içeride seyirci kopmasın yani, şey olmasın diye filmi şey ediyordum. Şimdi sene 1972 zannediyorum, FİTAŞ sinemasına evet, geliyoruz. Evet, FİTAŞ sinemasına geldik. Yani. Oraya girelim, teknik ses aksamı nasıldı? Tabii, FİTAŞ sinemasına geldik. FİTAŞ sinemasında biliyorsunuz makineler Dolby Digital'a döndüler. Dolby Digital ses kliçeli. Orada da Dedes'ten makinemiz vardı yani. Makinelerine şanzıman çekerdik. Nasıl şanzıman çekerdik? Konak sinemasına şey oynardık yani. Seans filmi aktarmalı. Motorlarla girdik. Öyle mi? Tabii tabii, bu çok tarihi yani. Kimse de yok. Şimdi İstanbul'da bir kopya çıkardı. Tek bir kopya. Nereden çıkardı o kopya, size ulaşırdı? Stüdyodan çıkardı. Evet. Şirkete giderdi. Şirket bir kopya İstanbul bölgesi, bir kopya Adana bölgesi, bir kopya Samsun bölgesi. Şahin Bey anlatmıştı. Evet, evet, bu kopyalardan bir kopya bize geldi. FİTAŞ'a geldik. FİTAŞ'a geldik, tek kopya olduğu için taşımalı oynardık. Nasıl taşıma? Harbiye Konak'la yakın olan, FİTAŞ'la Harbiye Konak, Aslı'na Harbiye Konak, Emek'le Kent Sineması. Yani dolaşıyor, tur atıyor. Yani birer kopya. Şimdi filmi yapardık, ufak bobinlere yapardık, yarım saatte filmi. Motorcu arkadaşlarım var, Vedat, Allah rahmet diyorumsa bilmiyorum. Vedat gelirdi, abi dedi, Ali abi sen kaçta başlarsın? 12, orası 11.30'da. 11.30'daki bobini bana getirirdi, ben de makineye takardım, başlardım filmi, bismillah diye. Peki, bölüyorum ama hiç böyle kaza maza bir şey yaşandı mı? Yolda? Oldu. Ne oluyor oldu peki? Allah korusun, motorun yanında kaza yapıyor, bir şey oldu, ben bobini bekliyorum, gelmedi, yandım diye ışıkları yapıyorum, seyirciye diyeyim kusura bakmayın diye, filmimiz biraz gecikme oldu diyorum. Bekliyorlar mıydı? Tabii bekliyorlardı yani. Ya. Sonra da ne olurdu, 15-20 dakika sonra adam motorunu bir kenara çekerdi, bir taksiye binerdi, getirdi, bana yetiştirdi. Peki sağ salim bobin geldi size, ne yapıyordunuz? Hemen sağ salim bobin geldi, filmi takardım, devam ederdik. Yani 2 dakikada şanzıman çekerdi. Şanzıman iki makine vardı efendim. Peki. Yani araya alması kurdum. Filmin tam bitişinde geldiği zaman objektörün önüne gelmeden çek, o bir makineye çekerdi. Ses sistemi yani... Ses aynıydı. Aynıydı geçerdi. Aynıydı yani ses. Ekstasyondan amfiye giderdi yani. Peki bugüne gelelim teknolojimize. Bugüne geldiğimiz şu anda zaman, görüyoruz. Şu anda gördüğümüz Dolby Digital. Evet. Bunlar disiplin makineler, biliyorsun bunlar. Bu makineler Avatar filmine başladı. Bütün sinemalarda başladı. Neden başladı? Kodak kapandı, stüdyolar kapandı, filmler
çekmeye başlar, dijitalistler çekmeye başlar. Çünkü yok, evet. Stüdyolar hep kapalı. Lale Film Stüdyosu var kapalı, Kısmet Film Stüdyosu var kapalı. Maalesef. Yeni stüdyolar hepsi kapanınca insanlar makineleri almaya başladı. Anadolu da ile almayanlar film yok. Oynatamaz. Mecbur kaldılar. Mecbur kaldılar yani, çünkü bu makinelerde gelmiyor. Hatta size göstereyim. Pili bunun içine geliyor artık. Bobin yok bak. Ha. Bobin yok, bunda geliyor. Ha, artık bundan geliyor bak, seyirciler de görsün. Ha. Kablosu görüyorsunuz da efendim. Bak, kablosu da burada. Pili bunun içinde bak, görüyorsunuz. Pili bunun içinde. Adeta bir telefon cihazı almışsınız, cihaz da kartı gibi, evet. Değil mi? Kablosunu buraya takıyorum, buradan makineye atıyorum. Bu kadar basitleşmiş. Evet, artık basit yani böyle. Peki sesimizi nasıl ayarlıyoruz? Orada siz onu kapattıktan sonra tamam, oradan bir... Sesimizi nasıl ayarlıyoruz? Şimdi böyle başlayalım. Yani siz geçen sefer filmin bize yansımasını verdiniz ekrandan açık. Evet, ekrandan sesini... açık hale getirip sonra mı sese geçiyorsunuz, yok, yoksa ikisi aynı? Ekranı aldıktan sonra sesi var. Sesi böyle buradan açıyoruz bak. Buraya dinlemeye başlıyorum. Kendine ses geliyor şimdi. Şimdi makine açtıktan sonra tabii. De açmamız lazım. Tabii ki. Tabii çünkü açmadığınız zaman film başlarken ses olmazsa gitmez. Ses çıkmaz. Sadece aynı an mı diye düşündüm. Aynı anda. Makine açtıktan sonra ampulü de açarsan hazır olsun yani. Sevgili dostlar, sinema severler, biliyorsunuz geçen sefer bize makineyi açtı Ali Bey, sağ olsun. Hatta kadın filmi vardı, oradaki gösterdi, bilgisayar programında evet. Öğrenmiş dedik. Klavyeden böyle hazırlamıştı. Şimdi Amfis'inde sesi ayarlıyor. Evet. Peki ses az geldi ya da çok geldi. Ondan onu ayarlıyoruz efendim. Bak, basit mi? Basit. Şöyle efendim. Yaklaşalım. Buradan ayarlıyorum. 55 oluyor, 56 oluyor. Buradan kaça kadar çıkıyor? 70'e kadar çıkıyor. 70'e kadar. Evet. Yani ben 55'te oynuyorum. İçerisi görüntü az olduğu zaman yukarı çıkıyorum. Çok olduğu zaman bazı insanlar geliyor. Ali amcadiler ses çok yaşlılar. Hemen indiriyorum. Tabi. Bazı filmlerin kendinden yani, yüksek oluyor. Ve şey de etkendir değil mi? İçeride seyirci olması da etken sesi. Hemen buradan şey ediyorum yani. Peki şunu sormak istiyorum. Mesela yaşadınız siz de, ben bir kısmını bildiğim için. İstanbul sineması atıyorum mesela, yazlık sineması. Oradaki ses sinemasının yankısını şeyini nasıl ayarlıyor? O zaman bir hoparlör mü var dediniz? Bir hoparlör vardı ya yazlık sinemalarda. Kışlık sinemalarda da bir hoparlör vardı. Nasıl vardı? Büyük hoparlör vardı. Hı-hı. Büyük hoparlörden ses çıkardı, doyururdu yani seyircileri. O zaman Dolby yanlarda ne de yok. Bu makineler geldikten sonra Dolby dijitale başladılar. Efendim hoparlör fazla kullanılıyor. Hı-hı. Yoksa sahne arkasında mı ne? Büyük bir hoparlör vardı bile. Hoparlörden beni verirdi. Peki, bununla ilgili söyleyeceklerimiz başka var mı iş? Ya buna ilgili yok. Şimdi sesi buradan yükseltiyoruz. Peki, şunu söyleyeceğim size. Şimdi ben size şey diyelim. Şimdi yazlık sinema vardı. Evet. Yazlık sinemada biz kışın yani saat 9 olduğu zaman bobinimizi çıkarırdık. Yazlık sinemamıza giderdik, takardık, seyirciyi beklerdik. Saat 9 geldi, hava karandığı zaman yazlık sinemada başladı. Yastı sinemada tahta sandalyeler vardı. İnsanlar geldi, çekirdeğini alır geldi. Ampuller vardı renkli. Tabii ampuller yerine. Ve film başlamadan evvel... Ne klima ne bir şey. Konserler yaparlardı. Nur sesi güzel çıkardı. Beyaz kelebekler çıkardı. Onlar eski. Şeye götürdünüz beni şimdi. Müslüm Gürses filmine. Evet. Muhterem Nur'a hayranlığı. Yani yazlı sinemalarda çoğu, yani büyük yazlı sinemalarda konser verirlerdi yani. Film başlamadan evvel yerine otururlardı. Kimleri gördünüz bana anlatırsanız? Mesela Müslüm'ü gördüm, Müslüm Gürses'i gördüm, Beyaz Kelebekleri gördüm, Nuri Sesi Güzel'i gördüm. Çoğu sanatçıları gördüm yani, ona filme başlamadan evvel konser verirlerdi yani. Evet dostlar, şimdi makinist 60 yıllık yani ömrünün tamamı neredeyse bu sinemaya adamış ve çok seviyor işini. Ali Koçoğlu Bey'le konuşmamız devam edecek. Hatıraların ikinci kısmında görüşmek üzere.